Merhabalar, ben Sezgin. Bugün size hepsiburada.com fiyat rekabet analizini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Tametro.com panelinde oturum açtıktan sonra sol tarafta hizmetler başlığı altında bulunan fiyat rekabet analizi sayfasına geliyoruz. Bu şekilde bir sayfa karşılıyor bizi. Tabi burada herhangi bir yer yapmadığım için sayfanın alt kısmı boş gördüğünüz gibi. Burada öncelikle güncel ürünleri çekmemiz lazım. Yani hepsiburada.com mağazamızdaki ürünleri çekmemiz lazım. Bunun için örnek bir mağaza var. Sweptür mağazası. Linki de bu şekilde görüyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde çekilsin diye ben burada 9 tane ürün ayarladım. 9 tane ürünümüz var burada. Buradaki mağaza linkini alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ve güncel ürünleri getir butonuna basıyoruz. Bu şekilde bir uyarı karşılıyor. Bu işlem zaman alabilir, emin misiniz diye. Yani mağazanızdaki ürün sayısına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Ama şimdi hızlı bir şekilde çekecektir. Çünkü az bir ürün bulunmaktadır. Biraz bekliyoruz. Evet, ürünler çekildi. Sayfa yenilendi. Ve bu şekilde mağazamızdaki ürünler gelmiş oldu. Burada da gördüğünüz gibi zaten 9 tane ürünümüz vardı. 9 tane ürün geldi. Bu şekilde bir liste var şu anda karşımızda. Ürün adı, ürün kodu, ürünün markası, sattığımız fiyat, en düşük fiyata satılan fiyat, aradaki fark, basamak tutar alanı boş çünkü herhangi bir düzenleme yapmadık. Birazdan bir düzenleme yapacağız. En ucuza satan mağaza ve ürünün resmi. Gördüğünüz gibi hepsi şu anda boş. Herhangi bir yer yapılmadı. Buradan ürün adı, ürün kodu, marka ve en ucuz mağazaya göre bu listeden arama yapabiliriz. Buradan düzenlemeye göre, en ucuz mağazaya göre ve satış durumuna göre filtreleyebiliriz. Başlat butonu ile de servisi başlatabiliriz. Nedir bu başlat butonu? Siz ayarlarınızı bitirdikten sonra artık fiyat rekabet analizinin çalışmaya başlamasını isteyebilirsiniz. Ya da istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ne zaman durdurmak isteyebilirsiniz? Kampanya çıktığınız dönemler olabilir. Rekabet etmek istemediğiniz günler olabilir. Bu şekilde durdura veya başlat yaparak servisi durdurup başlatabilirsiniz. Şimdi biz denemek için bir ürün düzenleyelim. Hemen burada Samsung Galaxy Tab ürününü bir düzenleme yapalım. Bu sayfada gördüğünüz gibi en düşük fiyata sahip değilsiniz şeklinde bir uyarı var. Şimdi biz bu ürünümüz için fiyat rekabet analizi ayarını yapalım. Ürünü biz ne kadar satıyoruz? 595 TL'ye satıyoruz. En düşük fiyatta sitede 410 TL. Aradaki fark da 185 TL. Şimdi biz alt fiyatımızı 400 TL verelim. Üst fiyatımızı 500 TL verelim. Basamak tutarını da 1 TL verelim. Buradan da kaydet butonuna basalım. Güncellemişler, tamamlamıştır. Geri dönmek için tıklayın. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada artık basamak tutarı renklenmiş oldu. Yani biz burada ne yaptık? Bu ürün için ayarımızı gerçekleştirmiş olduk. Buradan başlat butonuna bastığımızda bu ürün için gereken rekabet analizi çalışacaktır ve gereken işlemleri yapacaktır. Ne yapacaktır? Tekrar düzenle butonuna basalım. Gördüğünüz gibi az önce yaptığımız ayarlar burada geldi. Servis çalıştığında şöyle bir şey gerçekleşecek. Servis bakacak. En düşük fiyat ne kadar? 410 TL. Biz alt fiyatı ne kadar vermişiz? 400 TL. Demek ki biz en düşük fiyatın altına düşebiliriz. Çünkü alt fiyatımız sitedeki en düşük fiyatın altında bir fiyat. Peki ne kadar olarak güncelleyecek? Basamak tutarını ne vermişiz? 1 TL vermişiz. Demek ki ürün 1 TL farkla en düşük fiyat olacak. Ne olacak fiyatımız? 595 TL normal fiyatımız vardı. En düşük fiyat 410 TL. Ama alt fiyatı 400 TL verdik. Basamak tutarımızda 1 TL olduğu için ürünün fiyatı 409 TL olacak. 409 TL. Ne olmuş oldu? En ucuz olmuş olduk. Ama en ucuz olmuş olduğumuz halde de arada da 1 TL fark olmuş olduk. Şimdi şu da olabilirdi. 400 TL olarak en ucuz fiyat kalabilirdik. Ama neden hala 9 TL daha kazanma şansımız varken 9 TL'yi kullanmayalım. Neden daha fazla kazanmayalım? İşte bu yüzden basamak tutarıyla bu ayarı dengelemiş oluyoruz. Peki ürünü tek satan siz iseniz, yani üst fiyatın ne işe yaradığını anlatmaya çalışıyorum. Ürünü tek satan siz iseniz
Buradaki fiyat otomatik olarak en üst fiyata, yani 500 TL'ye çıkıyor. Çünkü zaten rakibiniz yok. Tek satıcı sizsiniz. Otomatik olarak fiyat üst fiyat olan 500 TL'ye çıkıyor. Ve siz artık bu fiyattan satmaya başlıyorsunuz. Fiyat rekabet analizinin kullanımı kısaca bu şekildedir. Hepinize başarılı satışlar dilerim.